Ve ikinci bölümdeyiz hayata dair de az önce de söylediğim balık sevdamdan bahsedeceğiz. Bu balık sevdam nedir, ne değildir? Onun üzerine konuşacağız. Program konuklarımız balık sevdamdan, balık sevdamdan sevgili Hamdi Tekbıyık ve sevgili İrfan Çimcik. Evet. Doğru söyledim değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilemedim şimdi form diyeceğim ama siz anlatın da arzu ettim. Nedir balık sevdam? Hamdi Bey önce sizden başlayalım. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben bugünkü fuardaki bu yoğunluktan fırsat bulup buraya geldiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Şimdi balık sevdam bir amatör ve sportif olta balıkçılarının buluştuğu bir nokta diyelim, yani bir platform diyelim. Türkiye'de. Ve dünya üzerindeki yani çeşitli ülkelerden de üyelerimiz var. Bizim amacımız zaten hepimizin ortak paydası amatör oltacıyız. Yani biz amatör oltacılıktan gelmeyiz. Hepimiz balık avlamayı seviyoruz. Hı hı. Tabii bazılarımız biz kendimizi bir adım öne attık. Sadece balık avlamak değil, bu balık avlamayı doğru öğretebilmek amaçlı elimizden geldiğince çeşitli işte burada Bursa'ya gelme sebebimiz olan fuar veya başka illerdeki fuarlarda veya basılı, yazılı, medyada falan hep bunu anlatıyoruz. Bilinçli ve spora yönelik. Çünkü yurt dışında bu balık avcılığı bir spor dalı olarak geçiyor. Evet. Ancak ülkemizde bunu işte senelerdir anlatıyoruz. 7 yıldır ben bizzat anlatıyorum bir şekilde. Hep diyorlar ne yapıyorsunuz işte en azından safımız belli olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada önemli olan tek başına olmuyor. Bir ekip işi bu. Hı hı. Her ilde olduğu gibi Bursa'da da İrfan arkadaşımız yöneticimiz. Bu şekilde kendimiz sürekli bir şeyleri artık yani değişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gayet içindesiniz. Hemen İrfan Bey'e soralım. Neden balık bu kadar önemli? Şimdi öncelikle ülkemizin 1/4'ü denizlerle çevrili ama maalesef balık tüketiminde çok gerideyiz. Bunun sadece sebebi alışkanlıklarımız mı yoksa başka sebepler de var mı? Tabii ki var. Bu çok üzücü bir olay. Ben şahsım adına üzülüyorum. Ailem bu konuda çok şanslı. Gerçekten çok önemli bir besin balık. Şimdi şunu üzülerek söylüyorum. Yani örnek veriyorum, Norveç gibi bir ülkenin milli geliri balık. Hı hı. Bizim kadar deniz sahili değil yani. Bir Marmara'sı, işte bir Ege'si, bir Güney'i. Yani bunları baza aldığımız zaman çok daha zayıf kalıyorlar. İnşallah iyi olacak. Zaten bizim amacımız da bu. Hı hı. Bu anlamda çok mücadele ediyoruz. Balık sevdam gerçekten güzel işler yapıyor. Bu arada işlerle ilgili görüntüler de var galiba. Onları da sevgili yönetmenim biraz sonra ekrana yansıtacaktır. O görüntüleri de izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Güzel işler yapıyor balık sevdam. Hangi güzel işleri yapıyor balık sevdam? Hamdi Bey dedi ki bilgilendirme yapıyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla bu bilgilendirmede neler var? Şimdi şöyle, denizlerimiz bizim değerlerimiz. Bu denizler içerisindeki canlılar ise bizim sevdamız. Hı hı. Biz balık sevdam ailesi olarak bu sevdaya... Balık sevdam bir form değil mi? Tabii bir form. Hı hı. Balık sevdam ailesi olarak biz bu sevdaya, bu değerlerimizin içerisinde yaşayan bu canlılara sahip çıkıyoruz. Yani bilinçli avcılık. Bilinçli avcılık nedir? Arkadan gelenlere mevsim balıklarını öğretmek, tüketim olarak, yakala bırak, sportif olarak işte etkinliklerimiz oluyor. Yani çeşitli illerde arkadaşlarımız buluşuyorlar. Bunları aşılıyoruz. Yani bu popülasyonu ne kadar arttırabiliriz? Bunu en üst çıtalara nasıl çıkartabiliriz? Onun telaşı içindesiniz. Gerçekten bizim telaşımız bu. Peki simülasyon sisteminden söz etti Hamdi Bey. Şimdi bu Türkiye'de bir ilk. İlk değil mi? İlk, ne yapıyorsunuz orada? Nedir durum? Şimdi bu aslında biz burada hepimiz bir balığa gidiyoruz. Hı hı. Her zaman hedefimizdeki balıklar vardır. O balıklara gidiyoruz. Fakat kimi zaman oltamıza geliyor. Bunları biz tecrübesizlikten, çünkü ilk defa tuttuğumuz balıklar oluyor, tecrübesizlikten kaçırabiliyoruz. Çünkü sadece olta suya attık beklemek değildir. O makinenin çalışması var, kamışın çalışması var. Yapmanız gereken uygulamalar var. Bunları da
yurt dışında bir Simfish diye bir simülatör. Şu an görüntülerde, Evet. Simülatör. Evet. Firma ismi değildir inşallah o. Firma ise yandınız Rütük'ten. Artık faturayı gönderirim size beraber. Bu simülatörün adı yani. Tamam. Bunun şu an Türkiye'deki. Bunu da bize destek olarak tabii bu ince çizgi firması sağ olsun bize destek oldu bunda. Biz burada şey yapıyoruz, üyelerimizi bilgilendiriyorsunuz. Nasıl olta atabilecekleri? Şu anda görüntüde bakın, o gelmeden önce bir tanıtım için çektik biz orada. Şu an mesela bir yayın balığı videosu yakaladı. Bu. Orada mesela balığı yormayı, balığa kalama dediğimiz, makinedeki kalama ayarı, kamışı kırmamak, misinayı kopartmamak ve hedefimiz yani kaçan balık hep büyük olur diyoruz. Yayın balığı daha da büyük olur değil mi? Yok, biz işte bunu değiştirmek istiyoruz. Kaçan balık değil, tuttuğum balık büyük olsun diyoruz yani. Süpersiniz. Çünkü kaçırmayalım. Kaçırmamayı arkadaşlarımız, üyelerimize yani sportif olan herkese biz elimizden geldiğince bunu da bu şekilde fuara getirdik, kurduk. Hı hı. Burada da gösteriyoruz. Büyük bir ilgi de var zaten. Çünkü Türkiye'de bir ilk yani ilk kez şu an bir şeye çıkıyor. Fuar olarak TÜYAP'ta, TV olarak da sizde ilk defa oluyor. Süperiz. Şimdi İrfan Bey o zaman fuarla ilgili bilgiyi de versin. Çünkü fuar bu yıl kaçıncısını tekrar, geçen yıl gelmiştim ben biliyorsunuz fuara. Geldin. Gelmiştim. Evet, bu yıl daha yeni daha bismillah. Kaç gün açık kalacak onu da bir öğreneyim. Şimdi 5. yılımız öncelikle. Hı hı. Onun gururu ve onurumu. Adı ne fuarımızın? TÜYAP Bursa Fuarı Uluslararası. Yani katılımda inanılmaz. Tabii av ve doğa fuarı. Doğa fuarı. Evet, evet. Bu yıl bizim 5. katılımımız. Hı hı. Ve yani onun gururunu yaşıyoruz. Çünkü çok güzel katılımlar var. İnsanlara çok güzel olayla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ve her geçen yılda bu çıta artıyor. Hı hı. Katılım çok güzel, onu görüyoruz. Bu sene de işte... Bugün başladı değil mi? Dün başladı. Dün başladı. İkisinde bitecek. İkisine pazar günü. İkisine kadar devam edecek. Bursalılar gelip izleyebilirler. Saat kaç arası? Biliyorlar gerçi ama bilmeyenleri anlatalım. Şimdi, biz. 11-8 arası. 11-8-20 arasında devam ediyor. Ve katılım da çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Özellikle bizim standımız çok renkli. Balık sevdam standı zaten renkliydi. Bu yılda bir de onu renklendirmek için simülatörle balık tutmayı eklemişsiniz. Düşünemiyorum artık. Ben ne zaman geleyim bilmem. En yakın zamanda bekliyoruz. Bizim aslında şeyimiz oradan yani biraz kazancımız oradan. Biz ticaret yapmıyoruz. Biz ticari bir... Siz eğitimiyle ilgili... Evet yani geliyorlar bize siz ne satıyorsunuz diyorlar. Yani bizi herkes şey olarak, çünkü fuarlara alışmışlar hep ticaret olarak gösteriliyorlar. Hı hı. Aslında fuar yurt dışındaki anlatımı farklıdır. Bizim Türkiye'de farklı maalesef algılanıyor. Fuarda tanıtımdır aslında. Biz burada sadece bilgilendirme, insanları doğru yönlendirme, aynı zevki, hobi olan insanları bir araya getirmek için... Mesela bir şey satan firmaların standları varken bizimki tıklım tıklım dolu oluyor. Çünkü herkes balık muhabbetlerini, av muhabbetlerini anlatıyor. Çünkü bunu dinleyebilecek kişi sayısı yani günlük hayatımızda herkes dinlemez. Askerlik anısı gibidir av hikayeleri. Bilmez miyim Erkan var ya? Ay ya. Evet, Erkan'ın da kulaklarını çınlatalım. Çınlatalım. O da bugün gelseydi o da akvaryumla ilgili bilgiler verirdi. O da bizim balık sevdamın köklü. Ben onu almıştım geçen aylarda. Bir kez daha alırız. Artık bizim yerimiz iki kişi, iki kişi gidiyor. O yüzden ancak ikinizi ağırlayabildik. Balık sevdam standı şu an Av ve Doğa Fuarı'nda Buttim'de izlenime açık. Simülatörle balık tutumu konusunda yani balık nasıl tutabilirim, ben bu oltayı kullanabilir miyim düşünenlere simülatörle bu işi öğretiyorsunuz. Evet, çok çok önemli. 2 Haziran'a kadar açık kalacak. 2 Haziran saat 20'de kapanacak. Evet. Onun dışında balık sevdamla ilgili bir şey satmıyoruz dedi Hamdi Bey. Zaten satsaydınız onun adı sevda olmaz. İnsan sevdasını satabilir mi? Hamdi Bey yapmayın. Gözünüzü seveyim. Dolayısıyla beklentileriniz nelerdir? Yani form adına ne yapılabilir? Kaç kişi takip edebiliyor? İrfan Bey onu şimdi da öncelikle bizim 50 bin tane üyemiz var. 50 bin üye tabii, eyvallah. Tabii. 50 bin tane kaç üyemiz var. Kaç tane milletvekili çıkarırsınız oradan? Yani tabii ki öyle bir... Ben niye
neyse bu aralar dervişin fikriyle zikri arasında gidiyorum. Ne yapayım bir şeyler değişsin diye artık. Aslında gerçekten değinmemiz gereken çok önemli şeyler var da. Evet. Zaman biraz kısıtlı. İnşallah başka zaman bunları da anlatırız. Şimdi 15 Nisan'da biliyorsunuz bir yasak başladı. Hı hı. Bu lüfer ve familyası balığı inanılmaz kıymetli bir balık. Yani Osmanlı döneminde bunu gerçekten gümüş zokalarla tutuyorlardı. Yani bildiğimiz gümüş zokalarla. O kadar kıymetli bir balık. Bu balığın uzun bir süre bir avı yapıldı. Çok da verimliydi bu sene. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. Biz bunu sportif ve amatör olarak yapıyoruz. Bazen boyutlar önemli. Bunların üremesi, büyümesi, çoğalması. İşte gelecek nesiller diyoruz hep. Yani insanlara ne verirsek bizim için kar diyoruz. Maalesef 15 Nisan itibariyle bir yasak geldi. Ama bu bizim Marmara'da, bu Körfez'de görmüş olduğum bir tablo beni inanılmaz üzdü. Nedir efendim? İşte yine yani gündüz herkesin gözü önünde ağlar atılıyor. O ufacık ufacık yani yaprak denilen balıklar katlediliyor. Aynen. Bu bizi çok üzüyor. Aynen öyle. Bununla ilgili biz balık sevdam olarak, balık sevdam ailesi olarak bu bilinç bizde var. Arıyoruz yetkilileri, bunu bildiriyoruz. Gelmiyorlar, geliyorlar. Yani bizim isteğimiz şudur. Bunun cezai durumu en ağır şekilde olması. Yani bunlara bu ceza en ağır şekilde yazılsın. Ve biz bunu arıyoruz. Bu anlamda da beklentilerimiz, bu isteğimiz. Bunları bu da yine formdan yayınlıyorsunuz. Tabii yayınlıyoruz. Bilinçlendiriyoruz dostlarımızı, üyelerimizi. Yani gerçekten biz çok şanslıyız. Çok değerli balıklarımız var. Bir de Marmara'nın balığı lezzetli. Yani Marmara'dan selam olsun diyoruz dostlara. Marmara çok güzel bir deniz. Yani Marmara'nın... Demeyin öyle. Şimdi ben Karadenizliyim. Öyle kaldım şimdi. Şimdi ama... bunu... Tamam Marmara güzel. Bunu İrfan Bey teşekkür ederim. Evet. Bunu uzmanlarımız söylüyor. Tabii doğru ki, söylüyorlardı mutlaka. Yani o tuz oranıyla alakalı sanırım. Evet. Gerçekten Karadeniz bir incidir. Yani. Gerçi Karadeniz'de hamsi vardır bir de balık vardır biliyorsunuz. Şimdi, biz de hamsiciyiz. Balıktan da saymıyorlar ne hikmesi. Durum öyle. Yavaş yavaş toparlayacağım çünkü süremiz çok az. Ben gönlüm arzu etti ki sizi daha geniş bir zamanda davet edeyim. Ancak fuar dolayısıyla özellikle de Hamdi Bey fuar dolayısıyla burada olduğu biliyorum, için İstanbul'dan geliyorsunuz. Sizin müsait olduğunuz bir zaman ben çok uzun balık sevdam üzerine konuşmak için sizleri yine davet edeceğim. Eksik olmayın. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Hemen ben 3. bölüme pas atacağım. Ne söyleyeceğiz? Yani buradan bize bu desteği verdiği için yani bu markamızda olan bu üyelerimiz yani biz bu desteği onlardan alıyoruz. Her yerde bizim yanımızdalar. Onlara öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizim bu yolda ilerlememize sebep olan tabii firmalar var. Onlara da teşekkür ediyoruz isim vermeden. Rütük kuralları gereği maalesef veremiyoruz. Çünkü yani sonuçta bunları ne kadar gönül işi olsa da hep bunları baskısı şu bu falan her şeyde bir şeyden fedakarlıklar oluyor. Özellikle sizin gibi yani bu duyarlı olmanız yani her kanal veya her yazılı medya falan bu kadar duyarlı değil. Sizin özellikle buna her zaman çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Geçen sene de siz biliyorsunuz biz sizinle özelde de oturduk. Evet. Sevgili Dilek ve sevgili Erkan vardı geçen yıl fuar sonrasında. Dolayısıyla o zaman da söylemiştim. Benim rahmetlik babam da sertme avcılığı yapardı. Evet. Yani sertmeyle o sertmelerin üzerlerindeki o ne denir yuvarlak taşlar onlar silinir, sertme kurulanır, havalandırılır. Böyle bir göz aşinalığından geldiği için balık benim için de sevdadır. Eser'de de Karadenizlik var. Ya, o yot kokusunu almışsınız. Kesinlikle o yot kokusu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne olur eksik olanları bir başka programda tamamlamak üzere. Hemen son olarak diyoruz ki sizler 2 Haziran saat 20'ye kadar Bursa'da Butim'de balık ve doğa fuarı. Av ve doğa fuarını ziyaret ediniz. Özellikle de balık sevdam standına gittiğinizde çok ilginç bir sürprizle karşılaşacaksınız. Balık tutmayı öğretiyorlar. Denizin olmadığı yerlerde de balık sevdası devam ediyorsa eğer hemen Butim'deki standta balık sevdamda olun ve balık avlayın. Haydi bakalım.